Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sadece un, su, tuz kullanarak yumuşacık ipek gibi lavaş tarifimi bütün püf noktalarıyla paylaştım. Üstelik maya kullanmadım. Sizler de bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eminim bu videoyu izleyen herkes bundan sonra lavaşları bu şekilde yapacak. Tarifim için öncelikle bir kaseye toplamda bir su bardağı fokur fokur kaynayan su ilavesi yaptım. Ardından bir buçuk çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 mililitre kullanıyorum. Toplamda 3 bardak un kullandım. Unu yavaş yavaş vererek karma işlemini yapıyorum. Bu arada birazcık da soğumasını bekliyorum. Ardından da hemen hamuru yoğurmaya başlayacağım. Bu arada buraya kadar gelen kıymeti takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Eğer çok katı bir hamur olursa 1-2 yemek kaşığı kadar daha kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Pişirme tekniğini de detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Böylelikle yumuşacık lavaşlar yapacaksınız. Kaynar su kullandığımız için de lavaşlar ipek gibi yumuşacık olacaktır. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hamuru çok güzel bir şekilde yoğurdum. Yaklaşık olarak 2-3 dakika boyunca yoğurdum. İpek gibi yumuşacık oldu ve toplamda 15 dakika boyunca bu hamuru dinlendireceğim. Lavaş hamuru yaklaşık olarak 15 dakika boyunca dinlendikten sonra şimdi hemen 22 eşit bezeye ayırıyorum. Biraz sonra detaylı bir şekilde pişirme tekniğini de göreceksiniz. Sadece bu lavaşlar saniyeler içerisinde pişecek. Hemen tavadan alıp sıcağı sıcağına afiyetle yiyebilirsiniz. Biraz sonra püf noktalarını göstereceğim. Gerçekten de 10 numara bir lavaş olacaktır. Sizlere e, her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Benim sürekli yapmış olduğum bir tariftir. O yüzden sizler de görün rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Sadece dakikalar içerisinde bezeleri hazırladım, tepsiyi birazcık unladım ve hazırlamış olduğum bezeleri de tepsiye dizdikten sonra üstünü bir poşetle geçirip sarıp e, toplamda 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da hızlı bir şekilde bu hamurları açmaya başlayacağım. aradan toplamda 15 dakika geçti ve lavaş hamurları çok güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi un kullanarak lavaşı açabildiğim yere kadar açacağım. Ben ince lavaşlar yapacağım. Bu arada en önemli püf noktayı da hemen şöyle belirtmek istiyorum. Evde yapılan lavaşları hemen anında tüketmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bekledikçe bu tabii ki de mayalı da olsa yine aynı şekilde bekledikçe sertleşme olacaktır. O yüzden de ihtiyacınız olduğu anda zaten malzemeleri de çok az vardı. İhtiyacınız olduğu anda hemen şipşak bu lavaşları hazırlayıp afiyette yiyebilirsiniz. Un kullanarak görmüş olduğunuz gibi lavaşları, lavaş hamurlarını açabildiğim yere kadar incecik açtım. Tabii ki de ne kadar çok az un kullanırsanız o kadar lezzetli olacaktır. Lavaşlar. Bu arada ben açmış olduğum lavaş hamurlarını bir çarşafın üstünde beklettim. Yani seri bir şekilde hemen açıyorum zaten. Bir lavaş hamurunu sadece 15 saniyenin içerisinde açtım. Ortalama 7 dakikanın içerisinde hepsini bitirdim. Hatta daha da kısa olabilir. Ee, ve bir çarşafın üstünde şu anda bekletiyorum. Üstünde örttüm. Ardından da yine seri bir şekilde hepsini saniyeler içerisinde pişireceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu arada her evin nem durumu farklıdır. Ben üst üste koydum ve hızlı bir şekilde açtığım için görmüş olduğunuz gibi bir yapışma olmadı. Ama siz garanti altına almak için bu şekilde üst üste koymadan da çerebilirsiniz. ve artık lavaşları pişirmeye başlıyorum. Pişen lavaşlar inanılmaz derecede lezzetli oldu. Bu arada hemen şunu da belirtmek isterim ki zaten biz kaynar bir hamur kullandığımız için sadece tavada 1-2 defa çevirmek yeterli olacaktır. Ne kadar bu lavaşlar tavada kalırsa o kadar sertleşmesi artacaktır. Bakın görmüş olduğunuz gibi iki 3 defa sadece çevirdim. Bu arada ocağın en büyük gözünde yüksek ateşte şu anda. Görmüş olduğunuz gibi birazcık kabardı ve artık hemen saniyeler içerisinde tavadan alıyorum. Daha fazla kalırsa bütün lavaşlar için bu geçerlidir. Daha fazla kalırsa sertleşme olacaktır. Pişen lavaşları da üst üste koyalım ki hemen tavadan aldığımız zaman üst üste koyalım ki yumuşacık olsun. Ve yine önemli püf noktası 4-5 tane ben lavaş pişirdim. Ardından bir peçeteyle ile hemen fazla ununu aldım. Ardından yeni bir hamur aldım. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda yüksek ateşte hemen kabuklanmaya başladı ve o anda çeviriyorum. Alt tarafı da birazcık kabuklandı. Ardından tekrar çevireceğim. Ne kadar çok çevirirseniz o kadar iyi olacaktır. Bakın birazcık kabardıktan sonra hemen tavadan alacağım. Yani daha fazla tavada kalmasına gerek yoktur. Sadece 7 saniyenin içerisinde lavaşlar pişecektir tabii ki de yine de kontrolü ve lavaşların tamamını pişiriyorum. 2-3 tane daha kaldı. Onları da pişiriyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Hemen tereyağı sürüp afiyette bu lavaşları yiyebilirsiniz. Dediğim gibi evde yapılan bütün lavaşları hemen anbean tüketmenizi tavsiye ediyorum. İçinde maya yok ve normal bir teflon tavayla yaptığımız için de hemen ihtiyacınız kadar pişirip afiyette yiyebilirsiniz lavaşların lezzetine çok güveniyorum. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım bu lavaş tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.